Dördüncü lem'a, minhac-ı sünne bu risaleye layık görülmüştür. <laughs> mesele-i imamet bir mesele-i fer'iyye olduğu halde ziyade ehemmiyet verildiğinden bir mesaili imaniye sırasına girip ilmi kelamda ve usulü dinde medarı nazar olduğu cihette Kur'an'a ve imana ait hizmeti esasiyemize münasebeti bulunduğundan cüz'i bahsedildi. Bismillahirrahmanirrahim. La qad ja'akum rasulun min enfusikum azizun alayhi ma'inittum. anittum aleikum bil mu'minina raufur rahim fa in fakul fa hasbi Allah la ilaha illa huve alayhi tawakkaltu ve huve rabbul arshil azim قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الموتة في القربة şu ayeti azimenin çok hakiki azimesinden bir iki hakikatine iki makam ile işaret edeceğiz. Birinci makam dört nükledir. Birinci nükte. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın ümmetine karşı kemali şefkat ve merhametini ifade ediyor. Evet. Rivayeti rivayeti sahiha ile mahşerin dehşetinden herkes hatta enbiya dahi nefsi nefsi dedikleri zaman Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ümmeti ümmeti diye rafet ve şefkatini göstereceği gibi Yeni dünyaya geldiği zaman ehli keşfin tasdiki ile validesi onun münacatından ümmeti ümmeti işitmiş. Hem bütün tarihi hayatı ve neşrettiği şefkat karane mekarim ahlak, kemali şefkat ve refetini gösterdiği gibi ümmetinin hadsiz salavatına, hadsiz ihtiyaç göstermekle, ümmetinin bütün saadetleriyle kemali şefkatinden alakadar olduğunu göstermekle hadsiz bir şefkatini göstermiş. İşte bu derece şefkatli ve merhametli bir rehberin sünnet-i seniyyesine müracaat etmemek ne derece nankörlük ve vicdansızlık olduğunu kıyasıyla. ikinci nükte. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam külli ve umumi vazife-i nübüvvet içinde bazı hususi cüz'i maddelere karşı azim bir şefkat göstermiştir. Zahir hale göre o azim şefkati o hususi cüz'i maddelere sarf etmesi vazife-i nübüvvetin fevkalade ehemmiyetine uygun gelmiyor. Fakat hakikatte o cüz'i madde külli umumi bir vazife-i nübüvvetin medarı olabilecek bir silsilenin ucu ve mümessili olduğundan o silsile-i hesabına, onun mümessiline fevkalade ehemmiyet verilmiş. Mesela Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Hz. Hasan ve Hüseyin'e karşı küçüklüklerinde gösterdikleri fevkalade şefkat ve ehemmiyeti azime yalnız cibilli şefkat ve hissi karabetten gelen bir muhabbet değil, belki vazife-i nübüvvetin bir haytı nuranisinin, bir ucu ve veraseti i nebeviyenin gayet ehemmiyetli bir cemaatinin menşe'i mümessili fihristesi ciheti iledir. Evet, Resul-i Ekrem aleyhissalat ve selam Hazreti Hasan'ı radıyallahu anh kemal şefkatinden kucağına alıp başını öpmesiyle Hazreti Hasan'dan radıyallahu anh teselsül eden nurani nesli mübareğinden tavs olan Şah-ı Geylani gibi çok Mehdi misal vereseyni büvvet ve Hamele-i Şeriat Ahmeri ve Vesselam olan zatların hesabını Hazreti Hasan'ın radıyallahu anh başını öpmüş ve o zatların istikbalde edecekleri hizmeti kutsiyeleri nazar mülüvvetle görüp takdir ve istihsan etmiş ve takdir ve teşvik alamet olarak Hz. Hasan'ın radıyallahu anh başını öpmüş hem Hz. Hüseyin'e karşı gösterdikleri fevkalade ehemmiyet, fevkalade ehemmiyet ve şefkat Hz. Hüseyin'in Hz. Hüseyin'in radıyallahu anh silsile-i nuraniyesinden gelen Zeynel Abidin, Caferi Sadık gibi eğilmeyi alişan ve hakiki verese nebeviye gibi pek çok mehdi misal zevat-ı nuraniyenin namına ve din-i İslam ve vazife-i risalet noktasına boynunu Risalet hesabına boynunu öpmüş kemali şefkat ve ehemmiyetini göstermiştir. Evet, Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam gayb aşina kalbiyle dünyada asr-ı saadetten ebed tarafında olan meydan-ı haşri temaşa eden ve yerden cenneti gören ve zeminden gökteki melaikeleri müşahede eden ve zaman-ı Adem'den beri mazi zulümatının perdeleri içinde gizlenmiş hadisatı gören hatta Zat-ı Zülcelal'in rü'yetine mazhar olan nazar-ı nuranisi Çeşmi İstikbal binisi elbette Hazreti Hasan ve Hüseyin'in arkalarında teselsül eden Aktab ve eğimme Verese ve Mehdi'leri görmüş ve onların umumu namına başlarını öpmüş. Evet Hazreti Hasan'ın Radıyallahu anh başını öpmesinde Şah-ı Geylani'nin hisse-i azimesi var. Üçüncü nükte illel meveddeti fil kurba ayetinin bir kavle göre manası. Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselam vazife-i risaletin icrasına mukabil ücret istemez. Yani Ali beytine meveddeti istiyor. Eğer denilse bu manaya göre karabeti nesliye cihetinden gelen bir fayda gözetilmiş oluyor. Gözetilmiş görünüyor Halbuki bu inne ekramakum indallahi etkakum sırrına binaen karabeti nesliye değil belki kurbiyeti ilahiye noktasında vazife-i risalet cereyan ediyor. El cevap Resul-i Ekrem vesselam gayb aşina nazarıyla görmüş ki Ali Beyti alemi İslam içinde bir şecere-i nurani hükmüne geçecek. Alem İslam'ın bütün tabakatında kemalat-ı insaniye dersinde rehberlik ve mürşitlik vazifesini görecek zatlar ekseriyeti mutlaka ile Ali Beyt'ten çıkacak teşehhütteki teşehhütteki ümmetin al hakkındaki duası ki Allahumme salli ala seyyidna Muhammed ve ala ali seyyidna Muhammed kema sallayta ala İbrahim e ve ala ali İbrahim e inneke hamidun mecid'dir makbul olacağını keşfetmiş. Yani nasıl ki milleti İbrahimiyede ekseriyeti mutlaka ile nurani rehberler Hazreti İbrahim Aleyhisselam alinden, neslinden, elinden, neslinden olan enbiya olduğu gibi ümmeti Muhammediye de de Aleyhissalatu vesselam ve zayıf azime -i İslamiyette ve ekser turuk ve mesalikinde enbiya ben İsrail gibi Aktab-ı ali beyti Muhammediyeyi Aleyhissalatu vesselam görmüş. Onun için la eselukum aleyhi ecren illel fil kurba demesiyle emrolunarak Ali Bey'te karşı ümmetin meveddetini istemiş. Bu hakikati teyit eden diğer rivayetlerde ferman etmiş. Size iki şey bırakıyorum. Onlara temessük etseniz necat bulursunuz. Biri kitabullah, biri Ali Beytim. Çünkü sünnet-i seniyenin menbaı ve muhafızı ve her cihetle iltizam etmesiyle mükellef olan Ali Beyt'tir. İşte bu sırra binaendir ki kitap ve sünnette. Sünnete ittiba ünvanıyla bu hakikati hadisiye bildirilmiştir demek Ali Beyt'ten vazifeyi risaletçe muradı sünnet-i seniyesidir. Sünnet-i seniyeye ittibaı terk eden hakiki Ali Beyt'ten olmadığı gibi Ali Beyt'e hakiki dosta olamaz. Hem ümmetini Ali Beyt'in etrafında toplamak arzusunun sırrı şudur ki zaman geçtikçe Ali Bey çok tekessür edeceğini izni ilahiyle bilmiş ve İslamiyet zafa düşeceğini anlamış. O halde gayet kuvvetli ve kesretli bir cemaati mütesanide lazım ki alem İslam'ın terakkiyatı maneviyesinde medar ve merkez olabilsin. İzni ilahiyle düşünmüş ve ümmetini Ali Beyt'in etrafında toplamasını Arzu etmiş. Evet Ali Beyt'in efradı ise etikat ve iman hususunda sairlerden çok ileri olmasa da yine teslim, iltizam ve tarafkirlikte çok ileridedirler. Çünkü İslamiyete fıtraten, neslen ve cibilliyeten taraftardırlar. Cibilli taraftarlık zayıf ve şanssız hatta haksız da olsa bırakılmaz. Cibilli taraftarlık zayıf ve şanssız hatta haksız da olsa bırakılmaz. Nerede kaldı ki gayet kuvvetli, gayet hakikatli, gayet şanlı, bütün silsile ecdadı bağlandı ve şeref kazandı ve canlarını feda ettikleri bir hakikate taraftarlık ne kadar esaslı ve fıtri olduğunu bilbedaha hisseden bir zat hiç taraftarlığı bırakır mı? Ehli beyt işte bu şiddet iltizam ve fıtri İslamiyet cihetiyle dini İslam lehinde Edna bir emareyi kuvvetli bir bürhan gibi kabul eder. Çünkü fıtri taraftardır. Başkası ise kuvvetli bir bürhan ile sonra iltizam eder. Dördüncü nükte. Üçüncü nükte münasebetiyle şialarla ehl-i sünnet ve cemaatin medarı nizarı hatta akaidi imaniye kitaplarına ve esasat imaniye sırasına girecek derecede büyütülmüş bir meseleye kısaca bir işaret edeceğiz. Mesele şudur ehl sünnet ve cemaat der ki Hazreti Ali radıyallahu an hulefai erbanın dördüncüsüdür. Hazreti Sıddık radıyallahu an daha eftaldir ve hilafete daha müstahak idi ki en evvel o geçti. Şialar derler ki hak Hazreti Ali'nin radıyallahu an idi. Ona haksızlık edildi. Umumundan en eftal Hazreti Ali'dir. Umumundan en eftal Hazreti Ali'dir radıyallahu anh davalarına getirdikleri delillerin hülasası derler ki Hz. Ali radıyallahu anh hakkında varit e hadisi. Davalarına getirdikleri delillerin hülasası derler ki Hz. Ali radıyallahu anh hakkında varit ehadisi hadisi ve Hz. Ali'nin radıyallahu anh şahı velayet ünvanıyla ekseriyeti mutlaka ile evliyanın ve tarihlerin merci'i ve ilim ve şecaat ve ibadette harikulade sıfatları ve Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona ve ondan teselsül eden Ali Beyt'e karşı şiddet alakası gösteriyor ki en eftal odur daima hilafet onun hakkıydı ondan gasp edildi el cevap Hz. Ali radıyallahu anh mükerreren kendi ikrarı ve 20 seneden ziyade o hulefayı selaseye ittiba ederek onların şeyhül İslamlığı makamında bulunması şiaların bu davalarını cerh ediyor. Hem hulefayı selasenin zamanı hilafetlerinde fütuhat-ı İslamiye ve mücahide-i a'da hadiseleri ve Hz. Ali'nin radıyallahu anh zamanındaki vakalar yine hilafeti İslamiye noktasında Şiaların davalarını cerh ediyor demek ehli sünnet ve cemaatin davası haktır. Eğer denilse Şia ikidir. Biri Şia'yı velayettir, diğeri Şia'yı hilafet, Şia'yı hilafettir. Haydi bu ikinci kısım garaz ve siyaset karıştırmasıyla haksız olsun. Fakat birinci kısımda garaz ve siyaset yok. Halbuki Şia'yı velayet, Şia'yı hilafete iltihak etmiş. Yani ehli turuktaki evliyanın bir kısmı Hazreti Ali radıyallahu an eftal görüyorlar. Siyaset cihetinde olan şia hilafetin davalarını tasdik ediyorlar. El cevap Hazreti Ali'ye radıyallahu an iki cihetle bakılmak gerektir. Bir ciheti şahsi kemalat ve mertebesi noktasından ikinci cihet Ali Beyt'in şahsı manevisini temsil ettiği noktasındandır. Ali Beyt'in şahsı manevisi ise Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bir nevi mahiyetini gösteriyor. İşte birinci nokta itibariyle Hz. Ali radıyallahu anh başta olarak bütün ehli hakikat Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'i radıyallahu anhuma takdir ediyorlar. Hizmeti İslamiyet'te ve kurbiyeti ilahiyede makamlarını daha yüksek görmüşler. İkinci nokta cihetinde Hazreti Ali radıyallahu anh şahsı manevi Ali Beyt'in mümessili ve şahsı manevi Ali Beyt bir hakikati Muhammedi aleyhissalatü vesselam temsil ettiği cihetle müvazeneye gelmez. İşte bu. Hz. Ali radıyallahu anh hakkında fevkalade sena karane e hadisi nebeviye bu ikinci noktaya bakıyorlar. Bu hakikati teyit eden bir rivayeti sahiha var ki Resul-i Ekrem ve vesselam ferman etmiş. Her nebinin nesli kendindendir. Benim neslim Ali'nin radıyallahu anh neslidir. Hz. Ali'nin radıyallahu anh şahsı hakkında sair hule Hulefadan ziyade Sena Kârani Ehadis'in kesretle idişarının sırrı şudur ki Emeviler ve hariciler ona haksız hücum ve tenkis ettiklerine mukabil ehli sünnet ve cemaat olan ehli hak onun hakkında rivayeti çok neşrettiler. Sair Hulefai Raşid'in ise öyle tenkit ve tenkise çok maruz kalmadıkları için <laughs> Onlar hakkındaki ehadisin intişarına ihtiyaç görünmedi. Hem istikbalde Haz Hazreti Ali radıyallahu anh elim hadisata ve dahili fitnelere maruz kalacağını nazarı müvvet, nübüvvetle görmüş. Nazarı nübüvvetle görmüş. Hazreti Ali radıyallahu anh meyusiyetten ve ümmetini onun hakkında suizandan kurtarmak için men kuntu mevlahu fe aliyyum gibi mühim hadiselerle Ali radıyallahu anh teselli ve ümmeti irşat etmiştir. Hazreti Ali'ye radıyallahu anh karşı şiayı velayetin ifrat kârâne muhabbetleri ve tarikat cihetinden gelen tafdilleri kendilerini şiayı hilafet derecesinde mesul etmez. Çünkü ehli velayet meslek itibariyle muhabbet ile mürşitlerine bakarlar. Muhabbetin şeyini ifrattır mahbubunu makamından fazla görmek arzu ediyor ve öyle de görüyor. Muhabbetin taşkınlıklarında ehli hal maruz ola bilirler fakat onların muhabbetten gelen taftili Hulefa-i Raşidi'nin zemmine ve adavetine gitmemek şartıyla ve usulü İslamiyenin haricine çıkmamak kaydıyla mazur olabilirler. Şia-i Hilafet ise avraz-ı siyaset içine girdiği için garazdan, tecavüzden kurtulamıyor, i'tizar hakkını kaybediyorlar. Hatta la li hubbi aliyyin bel li buğzi cümlesine masadak olan Hazreti Ömer'in radıyallahu anh eliyle İran. Milleti ceriha aldığı için intikamlarını Hübbü Ali suretinde gösterdikleri gibi Amr İbnül As'ın Hazreti Ali'ye radıyallahu an karşı hurucu ve Ömer İbni Sa'd'ın Hazreti Hüseyin'e radıyallahu an karşı feci muharebesi Ömer ismine karşı şiddetli bir gayz ve adaveti şialara vermiş. Ehli sünnet ve cemaate karşı şiayı velayetin hakkı yoktur ki ehli sünneti tenkit etsin. Çünkü ehli sünnet Hz. Ali radıyallahu an tenkis etmedikleri gibi ciddi severler fakat hadisçe tehlikeli sayılan ifrat-ı muhabbetten çekiniyorlar. Hadisçe Hazreti Ali'nin radıyallahu an şiası hakkındaki senayi nebevi ehli sünnete aittir. Çünkü istikametli muhabbetle Hz. Ali'nin radıyallahu an şiaları ehli hak olan ehli sünnet ve cemaattir. Hz. İsa aleyhisselam hakkındaki ifrat muhabbet nasara için tehlikeli olduğu gibi Hz. Ali radıyallahu an hakkında da o tarzda ifrat muhabbet hadisi sahihte tehlikeli olduğu tasrih edilmiş. şia velayet eğer dese ki Hz. Ali'nin radıyallahu anh kemalatı fevkaladesi kabul olunduktan sonra Hz. Sıddık'ı radıyallahu anh ona tercih etmek kabil olmuyor. El er cevap Hz. sıddık Ekber'in ve Faruk-ı Azam'ın radıyallahu anhuma şahsi kemalatıyla ve veraset-i nübüvvet vazifesiyle zamanı hilafetteki kemalatıyla beraber bir mizanın kefesini Hz. Ali'nin radıyallahu anh şahsi kemalatı harikasıyla Hilafet zamanındaki dahili mecburiye girdiği elin vakalardan gelen ve suizanlara maruz olan hilafet mücahideleri beraber mizanın diğer kefesine bırakılsa elbette Hazreti Sıddık'ın radıyallahu anh veyahut Faruk'un radıyallahu anh veyahut Zinnureyn'in radıyallahu anh kefesi ağır geldiğini ehl sünnet görmüş, tercih etmiş. Hem 12. ve 24. sözlerde ispat edildiği gibi nübüvvet velayete nispeten derecesi o kadar yüksek, yüksektir ki nübüvvetin bir dirhem kadar cilvesi bir, bir, bir batman kadar velayetin cilvesine müreccahtır. Bu noktayı nazardan Hz. Sıddık-ı Ekber'in radıyallahu anh ve Faruk-ı Azam'ın radıyallahu anh ve veraset-i nübüvvet ve tesis-i ahkam -i risalet noktasında hisseleri taraf ilahiden ziyade verildiğine Hilafetleri zamanlarındaki muvaffakiyetleri ehli sünnet ve cemaatçe delil olmuş Hz. Ali'nin radıyallahu anh kemalat-ı şahsiyesi o veraset-i nübüvvetten gelen o ziyade hisseyi hükümden iskat etmediği için Hazreti Ali radıyallahu an şeyheyni mükerremeynin zamanı hilafetlerinde onlara Şehrlül İslam olmuş ve onlara hürmet etmiş. Acaba Hazreti Ali radıyallahu an seven ve hürmet eden ehli hak ve sünnet Hazreti Ali'nin radıyallahu an sevdiği ve ciddi hürmet ettiği şeyheyni nasıl sevmesin ve hürmet etmesin? Bu hakikati bir misal ile izah edelim. Mesela gayet zengin bir zatın irsiyetinden evlatlarının birine 20 batman gümüş ile 4 batman altın veriliyor. Diğerine 5 batman gümüş ile 5 batman altın veriliyor. Öbürüne 3 batman gümüş ile 5 batman altın verilse elbette ahirdeki ikisi çenden kemiyeten az alıyorlar fakat keyfiyeten ziyade alıyorlar. İşte bu misal gibi şeyheynin veraset-i nübüvvet ve tesisi ahkam ve risaletinden tecelli eden hakikati akrebiyeti ilahiye altından hisselerinin az bir fazlalığı kemalat-ı şahsiye ve velayet cevherinden neş'et eden kurbiyeti ilahiyenin ve kemalat velayetin ve kurbiyetin çoğuna galip gelir. Müvazenede bu noktaları nazar almak gerektir. Yoksa şahsi şecaati ve ilmi ve velayeti noktasında birbiriyle müvazene edilse hakikatin sureti değişir. Hem Hz. Ali'nin radıyallahu anh zatında temessül eden şahsı manevi Ali Beyt ve o şahsiyeti maneviyede veraseti mutlaka cihetiyle tecelli eden hakikati Muhammed'i Aleyhisselat ve noktasında müvazene edilmez. Çünkü orada Peygamber Aleyhisselat ve Selam'ın sırrı azimi var. Ama Şia-i Hilafet ise ehli sünnet ve cemaate karşı mecburiyetinden başka hiçbir hakları yoktur. Çünkü bunlar Hazreti Ali radıyallahu an fevkalade sevmek davasında oldukları halde tenkis ediyorlar ve suy ahlakta bulunduğunu onların mezhepleri iktiza ediyor. Çünkü diyorlar ki Hazreti Sıddık ile Hazreti Ömer Ömer anhum haksız oldukları halde Hazreti Ali radıyallahu an onlara mümaşaat etmiş şia istilahınca takiyye etmiş yani onlardan korkmuş riyakarlık etmiş. Acaba böyle kahramanı İslam ve Esedullah ünvanını kazanan ve sıddıkların kumandanı ve rehberi olan bir zatı riyakar ve korkaklık ile ve sevmediği zatlara tasannu karane muhabbet göstermekle ve 20 seneden ziyade havf altında mümaşaat etmekle haksızlara tebaiyeti kabul etmekle muttasıf görmek ona muhabbet değildir. O çeşit muhabbetten Hazreti Ali radıyallahu anh Teberri eder işte ehli hakkın mezhebi hiçbir cihetle. Hazreti Ali radıyallahu anh tenkiz etmez, suy ahlak ile ittiham etmez, öyle bir harikayı, şecat'e korkaklık isnat etmez ve derler ki Hazreti Ali radıyallahu anh hulefayı raşidini hak görmeseydi bir dakika tanımaz ve itaat etmezdi. Demek ki onları haklı ve racih gördüğü için gayret ve şecaatini hakperestlik yoluna teslim etmiş. Elhasıl her şeyin ifrat ve tefreti iyi değildir. İstikamet ise haddi vasattır ki ehli sünnet ve cemaat onu ihtiyar etmiş fakat fakat maat teessüf ehli sünnet ve cemaat perdesi altına ve habilik ve haricilik fikri kısmen girdiği gibi siyaset meftunları ve bir kısım mülhitler Hz. Ali radıyallahu anh tenkit ediyorlar. Haşa siyaseti bilmediğinden hilafete tam liyakat göstermemiş, idare edememiş diyorlar. işte bunların bu haksız İttihamlarından Aleviler ehli sünnete karşı küsmek vaziyetini alıyorlar. Halbuki ehli sünnetin düsturları ve esas mezhepleri bu fikirleri ittiza etmiyor. Belki aksini ispat ediyorlar. Haricilerin ve mülhitlerin tarafından gelen böyle fikirler ile ehli sünnet mahkum olamaz. Belki ehli sünnet Alevilerden ziyade Hazreti Ali'nin radıyallahu an taraftarıdırlar. Bütün hutbelerinde, dualarında Hazreti Ali radıyallahu anh layık olduğu sena ile zikrediyorlar. Hususan ekseriyeti mutlaka ile ehli sünnet ve cemaat mezhebinde olan evliya ve asfiya onu mürşit ve şahı velayet biliyorlar. Aleviler hem Alevilerin hem ehli sünnetin adavetine istihkak kesmeden haricileri ve mülhitleri mülhitleri bırakıp ehli hakka karşı cephe almalı almamalıdırlar. Aleviler hem Alevilerin hem ehli i Sünnet'in adavetine hak kesmeden haricileri ve mühitleri bırakıp ehli i Hakk'a karşı cephe almamalıdırlar. Hatta bir kısım Aleviler ehli Sünnet'in inadına sünneti terk ediyorlar. Her ne ise bu meselede fazla söyledik. Çünkü ulemanın beyninde ziyade medar bahis olmuştur. Ey ehli hak olan ehli sünnet ve cemaat ve ey Ali Beyt'in muhabbetini meslek ittikaz eden Aleviler çabuk bu manasız ve hakikatsiz, haksız, zararlı olan nizağı aranızdan kaldırınız yoksa şimdiki kuvvetli bir surette hükmeyleyen zındıka cereyanı birinizi diğeri aleyhinde alet edip ezmesinde isti'mal edecek, bunu mağlup ettikten sonra o aleti de kıracak, siz ehli tevhid olduğunuzdan o kuvveti ve iddiadı emreden yüzer esaslı rabıtayı kutsiye mabeyninizde varken, iftirakı iktiza eden cüz'i meseleleri bırakmak elzemdir. İkinci makam fe تَوَلَّوْا tawallu fe kul لَا la ilahe illa hu alayhi tevekkeltu ve hu Ayetinin ikinci hakikatine dair olacak. 5. lem'a Hasbunallahu ve ni'mel vekil ayetinin gayet gayet mühim bir hakikatini 15 mertebe ile beyan edecek bir risale olacaktı. Fakat hakikat ve ilimden ziyade zikir ve tefekkür ile münasebettar olduğundan şimdilik tehir edildi. Çendan 11. lem'a olan mirkat sünneti ve teriyak-ı marazil anamındaki gayet mühim bir risale 5. lem'a namıyla bidayeten yazılmıştı. Fakat o risale 11 nükteyi mühimmeye inkısam ettiğinden 11. lem'a'ya girdi. 5. lem'a açıkta kaldı. Altıncı lema, La hule ve la kuvvete illa billahil aleyyil azim cümlesinin ifade ettiği çok ayatın mühim hakikatini yine 15-20 mertebeyi fikriye ile beyan edecek bir risale olacaktı. Bu lema da beşinci lema gibi nefsimde hissettiğim ve harekat-ı ruhiyemde zikir ve tefekkürle müşahede ettiğim mertebeler olduğundan ilim ve hakikatten ziyade zevk ve hale medar olmak cihetiyle hakikat lemaları içinde değil belki ahirlerinde Yazılması münasip görüldü. 7. Lema, Sure-i Fethin ahirindeki ayetin yedi nevi ihbar-ı gaybiyesine dairdir.